Evet Esra'cığım, çok spontane bir planıyla sabahın erken kalktığında nereye geldik? Nereye geldik? Bergama'ya geldik. Şu an meydandayız. Evet. Tam olarak girişin olduğu yer herhalde burası oluyor. Evet. Yani tarihin başladığı yer. Aynen. Sabah erkenden çıktık. Saat 9 kahvaltı etmedik. Şu an çırtma yemeğe gidiyoruz. Geçerken sordu. Çırtma ve çorbanın hazır olduğunu söyledi mi zaten? Evet. Çırtma istiyor. Çırtma neymiş Emir'cim? Ege bölgesine özel bir kızartmaymış. Özellikle patlıcanlısı Bergama'da meşhurmuş. Şimdi kahvaltı etmedik bilerek. Bununla güne başlayacağız. Sonra da gezmeye devam. Kısa hemen bir bilgi sahibi olayım dedi, gittim baktım da. UNESCO mirasları içerisinde yer alan bir camiymiş. Ve meydandan hemen 50-100 metre sonra falan ileride başlıyor bunlar. Yarında bir tane daha gördük az önce. Onun olduğu tarafa da gideceğiz. Oraya doğru yürüyelim. Meydanda yemek yiyeceğimiz yere doğru yürürken, aynı zamanda Akropol'ün olduğu tarafta, bu güzergah üzerinde kalacak herhalde. Yeni camiden sonra da Kulaksız Camii. Aşağı yukarı aynı dönemlerin camisi gibi. İkisinde ahşap çatıları olduğu yazıyor. UNESCO Dünya Miraslarına girmişler. Biz sadece yüzeysel dışarıdan bakıyoruz. Çok fazla içerisinde şu an giremiyoruz yani. Kapalı gibi her tarafa. Hadi girmeli miyiz? Altında şort var. Uygun mu olur? Onu da bilemedim. Böyle devam ediyoruz şimdilik. Aynı güzergahtan ilerlediğimizde Hoca Hekim Umam'a varmış. Bu da 1513 yazıyor. Tam karşısında da köy kahvesiyle anıt çınar var. Beni buraya girdiğimizden beri en çok etkileyen şey, her yerde fıstık çamları, çınarlar vesaire var. Evet, kendine özgü bir dokusu da var. Evet, evet. Bergama. Artık kahvaltıya. Geldiğimiz yer neydi? Bergama sofrası. Şu an bu saatte çorba ve çırtma olduğunu söylediler. Daha sonrasında yemeklerin çıktığını söylediler. Ve zaten ilk etapta yemek istediğimiz şeyler belliydi. Bir çorbasına bakayım dedim. Az çorba söyledim. Güzel. Benim alıştığımın dışında bir şey ama yine de güzel. Yani istemeyebilirdik de konulduğunu bilmiyorum. Evet, olsun. Deneyimlemek iyidir. Teşekkür ederim. Nasılmış? Yanıyor. Fırından yeni çıkmış. Güzel, lezzetli, sevdim. Yoğurt da var. Şimdi yoğurt da katacağım. Böyle yiyeceğiz. Evet, yedik. Şu an çıktık. Yediğimiz yerin tam karşısında meydandayız bu arada. Arkamızdan da göründüğü üzere. Ben, yani benim damak tadıma çok uygun bir şey. Zaten evet. Patlıcan. Çok severim. Biraz da sarımsak olsa daha da severim. Daha da belki. Evet. İki çırtma, bir çorba, bir yoğurda 140 lira ödedik. Bergama sofrasında yedik bu arada biz. Aynen. Birçok yer var burada. İstediğiniz birini seçebilirsiniz. Biz rastgele burayı seçtik. Ben lezzetini beğendim. Ben de beğendim. Gayet güzel, iyi bir zeytinyağlı. Yemeklerimizi de öğlenden sonra gelip deneyimleyebilirsiniz. Gayet lezzetlilerdir gibi şeyler söylediler. Şimdi de Akropol'e doğru yola çıkıyoruz. Evet. Böyle. Akropol'e giderken ilk önce Kızıl Avlu yol üstündeymiş. Oraya girdik şu an. Burası Bazilika olarak adlandırılan yapı. Bergama'daki antik döneme ait en büyük yapı kompleksiymiş. Ebatları da 265 metre ile 100 metreden fazla deniliyor. Ve bunun bir kısmı da Bergama evlerinin altında kaldığı söyleniyor. Şimdi Kızıl Avlu'yu geziyoruz. Kızıl Avlu'dan içeri giriyoruz ve hemen sol tarafımızda böyle bir yer bizi karşılıyor. İlk de giriliyor mu, girilmiyor mu diye bir tereddüt etmiştim. Sonra hızlıca bir içeri girdim. Ve mükemmel. Böyle bir şey yok yani. Uzun zamandır böyle bir yapı görmemiştim. Tam ortasında durmak çok iyi hissettiriyor. Burası yıkılmamış olsaydı baya baya mükemmel, devasa bir yermiş aslında. Yani Kızıl Avlu denen bu bölge. Kompleks bir yapıymış. Evet.
çok yüksek. Kızılavlu'dan bir türlü çıkamıyorum. Küçücük bir yer ama. O kubbenin olduğu yer ve burası acayip etkiledi nedense beni. Biraz böyle Ayasofya'da etkilenmiş olduğum gibi etkilendim nedense. Yani duvarların yüksekliğiyle alakalı bir şey mi? Ama kesin. Helal etsin de. Göz aklım. Bu tarz yerlerin tabii ki olmazsa olmazı el işi halılar. Şicov senin tarzınmış. Evet ya. Aynen. Bayağı güzel. Yapıyorlar bu işi be. İşlemeli üründür bunlar. İşlemeli dediğim tezgahın içinde düz dokumadan hariç işlenen ürünler, yani örme daha doğrusu. Tezgahın içinde düz kilime örmedir. Ama bunlar sadece örme. Cicim derler. Bergama'ya özgüdür. Ve Türkiye'nin her yerinde cicim yapılıyor. Aha. Ama ilk defa Bergama'da yapıldığı için anladım. Çok özeldir yani. Bergama'ya özeldir. Yok, dokusu böyle renk geçişleri falan hakikaten çok hoşumuza gitti. Hiç niyetimizde koyadı. De yoktu. Selim abi çok da güzel anlattı. Çok da özel bir fiyat yaptı bize. Şimdi bunu alıp yeni karavanımızda belki kullanmayı planlıyoruz. İnşallah. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok içime sindi. Aynen. Bunu kaldırıyorum. Bu tamamdır artık bizim için. Merkezden şu an Akropol'e geldik. Gelirken yol biraz dardı. Ama manzaraları çok güzeldi. Bayıldık. Evet. Aracımızı yukarıya park ettik. Park yeri var. Ücretli. Evet, binek araçları için şu an 20 lira. 20 liraydı. Evet. Şimdi Akropol'e doğru yürüyoruz. Bu güzel manzaralar eşliğinde aynı zamanda Akropol'ün baktığı yeri de göstermek istiyorum size. Böyle bir barajları var. Yani yolun her köşesinde ayrı bir manzara diyebilir miyiz Emir? Diyebiliriz Esra'cığım. Ve bir olmazsa olmaz da Esra'cığıma. Emir'cim çok tatlısın. Evet, işçilik de yaptım, etrafını sardım. Ha, çok tatlılar. Bir de kokla. Arılarını önünden aldım da geldim. Merkeze yakın bir noktadan Akropol'e bu şekilde teleferikledi. Çıkılabiliyor. Ücreti ne kadardı Esra'cığım? Kişi başı 180 miydi? Sanırım öyleydi. 20 lira biz otopark ücreti verdik ve evet. Kaç kilometre? 4 kilometre falan herhalde bir yol çıkmışızdır. Emir'cim bu arada bütün hepsine müze kartla girebiliyoruz. Hah, bir de ben müze kartımı evde unuttum. Unuttuğundan dolayı müze görevlisi bana dedi ki üzerinde fotoğrafı varsa şu şekliyle tanımladıysan dedi. Müze kartı uygulamasıyla tekrardan bilgilerimi doldurdum ve kartımı oraya tanımladım. Bankolara geldiğimde QR kodu oluşturuyorum. Bluetooth'umu açıp tık tık gösteriyorum.
etmeye olayı hallediyoruz. Artık kart unuttum derdine son. Hadi bakalım. Çok enteresan. Hayal etmeye çalışıyorum bu mekanı. Baksana. Çok dik yalnız. Evet. Kamerada o kadar anlaşılıyor mu bilmiyorum. Aşağı inince tekrar çekeriz. Ha. Çok dik ama mesela bir oyun vesaire bir şey gösterdiğinde buradan izlemek isterim. Orada oturduğu burası daha hakimmiş gibi geliyor. Ama burada ne vardı acaba? Burada kralımız vardı. Kralımız şuradaki sütunlar arasından gelip Lucretia ile. Ya burada yakalanıyor muyuz Emre'cim? Yakalanıyoruz da. Şurada yakalanalım, herkes gitsin. Islanmaya razıyım. Evet. İnsansız ya. Görmek istiyorum nedense ben böyle de. Yerleri. Devam edelim. Edelim. Daha ne kadar övebiliriz? Bitmiyor mu? Bitmiyor. Bu kapıyı görüp ilk önce girmeyecektik. Ama daha sonra... Bayağı efsane yani. Pas geçmemek hakikaten iyi olmuş. Ciddi bir ustalık eseri. Evet. Burası Romalı mühendislerin kutsal alanın platformu taşıması için yaptıkları bir yapıymış. Değişik bir mühendisi. Sol taraf komple uçurum zaten. Kutsal alan dediği kısımda bunun üst tarafında kalan kısım. Doğru mu? Galiba evet. Onları desteklemek amacıyla yapmış olduk. Bayağı efsane güzel bir yer. Nasıl bu kadar dik olabilir ya? Üç, iki. Pergamon'daki antik tiyatroda birçok yerden fotoğraf ve video almaya çalıştık ama kesinlikle anlaşılmıyor net olarak çok dik olduğu için. Ama çok görkemli bir yer, kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor. Sen ne diyorsun Emir? Merdivenleri nasıl çıkacağım diye düşünüyorum. Haydi başlayalım. Daha çok yolumuz var. 18.30'a kadar çıkmış bir saatte bak. Evet Esra'cığım son enerjimizle Bergama Müzesi'ne geldik. Bizi mahvetti. Neresi? Pergamon. Pergamon'da neresi ama? Tiyatro. Artık tiyatro. Yani perişan olduk. En altına indik ve çıktık. Çıkarken seri çıktık. İnerken seri indik. Vaktimiz yok diye. Ama şu an gel gör ki Emir yürüyebiliyor ama çok zor. Hah, bizi mahveden yer tam olarak burası. Yani şu arada görmüş olduğunuz şu basamaklar epey zorlayıcıydı. Müzelerin böyle sakinliğini seviyorum ama şu an. Bu saat güzel oldu. Ha.
Evet Emre'cim, yorulduk mu? Yorulduk. Sabah 9'da geldik, şu an saatimiz 5. Ve hiç durmadık diyebiliriz hiç yani. Durmadık. Evet, gayet faalik. Yetiştiremedik. Asklepion. Evet. Sadece orası kaldı. Bir sonraki ziyaretimiz artık. Bir sonraki ziyarete oraya da gideriz diye düşünüyoruz. Belki çarşısını falan da dolaşırız. Evet. Kapalı çarşısı varmış. Şimdilik müzeden çıkıyoruz. Bakalım enerjimiz kalırsa devam. Çok güzelmiş ki. Evet Emre'cim, nereye geldik? Kozak Yaylası'na geldik. Hangi köydü burası? Büyükbey köyü mü? Hayır. Yukarıbey. Ha, pardon, Büyükbey. Amma salladım ha. Yukarıbey köyünün adı aynı zamanda Kozak olarak geçiyor. Hatta bölgenin adı Kozak olarak geçiyormuş. Biz böyle genişçe bir yayla arıyorduk. Fakat geri taraflar hep tabii parsellenmiş vaziyette, yani köylüye ait. Ama genel bölgenin adının Kozak olduğunu söylediler köylüdekiler, arkadaşlar. Şimdi böyle bir yere geldik. Ufak bir akarsu. Akarsu mu denir? Dere mi denir? Ne denir buna? Neyse. Akışkan bir su var burada. Akışkan bir su mu? Ve kamp atmak için falan da çok güzel ya. İleride hatta az önce bir karavancılar geldi. Biz de şimdi burada piknik yapacağız. Sağlam mı bu? Sağlam sağlam, bir yeri de sağlam. Emir yapamayacağım ya. Yapabilirsin. Evet, senin için bir alkış. Çok mutluyum. Ama neleri unuttuk? Piknik örtüsü arabada kaldı. Tamam, tekrar bir koşu arabaya gidelim gelelim. Evet Esra'cığım, kendim uykumu sopada buldum şu anda. Şu an benim için her şey gayet iyi. Böyle bırakıyorum onu yürüyüş yaparken. Tamam. Genel gün değerlendirmesi mi yapalım? Yapalım. Keyifli bir gündü. Öncelikli olarak. Yorucu bir gündü aynı zamanda. Sırasıyla gezdiğimiz yerleri zaten videoda gördünüz. Şimdi son olarak İzmir'e dönüşe geçiyorduk ki ne yapabiliriz acaba dedik. Yani müzeden çıktıktan sonra biraz bir dinlenmiş gibi hissettik kendimizi. Ve hep merak ediyorduk. Kozak Yaylası'na gelelim dedik. Evet. İyi ki de dedik. Çok evet. Mutluyum. Bu konuda da daha çok baskıcı Esra oldu aslında. İyi ki de oldu yani. Açıkçası gördüğüm bir şeydi ama daha çok etkilendim. Bayağı tertemiz bir havası var. Çok sakin. Evet. Şimdi sıra keyif yapmakta. Aynen öyle. Emircim. Yatıyor muyuz? Yatıyoruz. Dinleniyoruz. Sonra İzmir'e devam. Haydi bakalım. Ve şöyle de bir durum var. Mesela bugünün en büyük pişmanlığını da söyleyeyim ben. Kendi adım en azından. Neden kamp malzemelerimizi almadık? Evet. Almış olsaydık. Öyle. Yani tam bulunduğumuz yer ya da şurada iki tane çınar var. Hatta dört tane varmış. Tam onların altına bile kurulabilseydik her bizim atımıza. Ya. Çok güzel. Evet, çok güzel bir şey olur. Yani yarın sabah burada uyanmak isterdim. Şu an şu olduğumuz yere de atabilirdik yani. Evet evet. Direkt yani. Yer güzel. Evet. Su sesiyle. Hoş olurdu. Geliriz yine ya. Evet. Neyse, bir sonraki seferde daha uzun bir buluşmada görüşmek üzere diyelim o zaman. Sizi şöyle manzaraya alayım.
Habersiniz lan. Ha? Nerede ananız babanız? Kaçma. Kaçma gel buraya. Şunlara bak ya. Maşallah size, maşallah. Yusuf, evet, öbürlere. Analıklar onlar. Herkese merhaba. Bir önceki gün yetiştiremediğimiz yerler olduğundan ve bu gezimizin eksik kalmasını istemediğimizden Bergama'daki gezimizi uzatma kararı aldık. Fakat ikinci gün çektiğimiz videoların hiçbirinde ses kaydedilmemiş ve bunu nasıl yaptık inanın bilmiyoruz. İlk etapta epey üzüldük ve videoyu ilk gün kapatmış olduğumuz Kozak Yaylası ile bitirmeyi düşündük. Fakat Bergama'ya seyahat planlayacak takipçilerimiz için eksik bir rota olmasını istemediğimizden görüntüler üzerinden size gezdiğimiz yerleri kısaca göstermek istedik. İlk olarak güne biraz geç başladık ve Bedesten Arasta'yı Bergama'nın ara sokaklarını dolaştıktan sonra tarihi çınarın altında bulunan Çınarlı Kahve'de kahvemizi içtik. Kahvesi bol köpüklü ve lezzetliydi. Daha sonra karşısında bulunan kapalı çarşıya girdik. Çoğu dükkan kapalıydı ve haliyle hızlıca çıktık. Öğlen yemeğini aslında ilk gün gidip hiçbir ürün kalmadığı için üzülerek ayrılmak zorunda olduğumuz Çiçeksever Kebap Salonu'nda yemek istemiştik. Fakat bu sefer de pazar günü olduğundan hüsranla ayrıldık. Çok fazla açık yer olmadığı için yine Bergama sofrasına gittik ve yine çırpma söyledik. Bu sefer yanında köfte de yedik. Yediğimiz her şey çok lezzetliydi. Daha sonra burada bir gün daha kalmamıza sebep olan Asklepion'a geldik. Asklepion'un içinde meşhur kütüphane, bir tiyatro, telkin ve fizyoterapi tekniğinin uygulandığı uyku odaları, tapınaklar, yeraltı geçidi gibi yapılar bulunmakta. Burası modern tıbbın ve eczacılığın merkezi ve antik çağın en büyük sağlık yurdu olarak geçiyor. Burada gezerken her kapı ve pencereye baktığımızda sanki bir tabloya bakıyormuş hissi veriyordu ve bu bizi epey etkiledi. Tedavi binasının olduğu yere iniyoruz. Buranın ambiyansı etkili fotoğraflar çekmek için çok idealdi. Asklepion'u açlık susuzluk kürlerinin, şifalı otlar, yağlar ve sularla tedavilerin yapıldığı, çamur ve güneş banyolarıyla tedavilerin yapıldığı bir kaplıca ve dinlenme merkezi olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca Asklepion, dünyada ilk psikoterapi yapan kurum olarak da tarihe geçmiş. Asklepion 3500 kişilik tiyatroya sahip. Evet, en çok bilgiyi siz verdiniz. Geçelim lütfen. Antik tiyatronun en üst basamağına çıktık ve burada uzunca vakit geçirdik. Şu an kamerada net olarak gözükmese de gösterdiğim tepe Akropol'ün bulunduğu yer ve bu manzara kesinlikle görülmeye değer. Daha sonra buradan çıktık ve bir önceki günü kapattığımız Kozak Yaylası ile yarışır bir yer bulmak istedik. Bergama'dan 50 dakikalık sapma ile Dikili'ye geldik. Burada tercih ettiğimiz koz Pizza Koyu oldu. Henüz sezonun açılmamasından kaynaklı bu sakinlik bize çok iyi geldi ve minik bir arkadaşımız da vardı. Gün batımını izlemek üzere sizinle vedalaşma konuşması yaptık. Umarız tüm bu aksiliklere rağmen videoyu beğenmişsinizdir. Hepimizin güneşi, denizi ve seyahati bol olsun. Görüşmek üzere.